Bu motosikleti yaklaşık 2 sene önce sizlerle beraber değerlendirme imkanı bulmuştuk. Bugün çünkü motosikletten bahsetmeyeceğiz ama bu motosiklet veya bu tip motosikletlerin çok ciddi bir şekilde rol aldığı dünyanın en önemli motosiklet yarışlarından birisi hakkında sizlerle konuşmaya çalışacağız. Sizlerle konuşacağımız konu dünyanın en çılgın motosiklet yarışı olan Man Adası motosiklet yarışları veya İngilizcesiyle uluslararası tanımıyla Isle of Man motosiklet yarışları. Man Adası, Birleşik Krallık'la İrlanda arasında, İrlanda Denizi'nin yaklaşık ortasında, Birleşik Krallık'ın batısında bir ada. 117 yıldır yapılmakta olan bir motosiklet yarışından bahsediyoruz. Man Adası'ndaki şehir içi ve şehir dışı günlük kullanılan yollarda önemli bir güvenlik önlemi alınmadan yapılıyor. Tabii bu yüzden de dünyanın en cesaretli yarışçılarının katılabildiği bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. Yani normal şehir içindeki ve şehir dışındaki yollarda gerçekleştirilen bir motosiklet yarışı. Zaten her yıl birkaç tane önemli kazanın da gerçekleştiği dünyanın en çılgın yarışı diyebiliriz. Benim için fevkalade önemli bir yarıştı. Şu açıdan önemli bir yarıştı. MotoGP, World Superbike, Dünya Motocross Şampiyonası, yerel şampiyonlar, bunların hepsinde defalarca bulunma imkanı buldum. Bir eksik vardı. Bu Man Adası'nda yapılan motosiklet yarışlarıydı. İşte bundan kısa bir süre önce gidip orada da bu yarışları birebir izleme imkanı buldum. Unutmadan söyleyeyim, sadece yarış değil. Tüm Avrupa'dan, hatta bütün dünyadan diyebiliriz, meraklı motosiklet grupları da geliyor. Mesela orada yetkililer bize söylediler, sadece bu 2024'teki Man Adası motosiklet yarışına 44 bin tane motosiklet gelmişti Avrupa'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden. ...1907 yılında başladığını görüyoruz. Yani 120 senelik, yaklaşık 120 seneye yakın bir geçmişi var. Motosiklet dünyada kaç yılında başlıyor? 1885. Daha önce sizlerle beraber konuşmuştuk. Daimler'in yaptığı taşıtlara takılabilen ilk içten yanmalı motorun ilk uygulaması ahşaptan yapılmış motosiklet üzerine 1885'te. Daha motosiklet endüstrisinin başlangıç döneminde de bu yarışların başladığını görüyoruz. Tabii imalatçıların da çok ilgisini çekiyor ve özellikle 1950'lerde 60'larda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaten Isle of Man, yani Man Adası yarışları TT amblemiyle geçiyor. Tourist Trophy, yani turistler gelip burada hem yarışabiliyorlar hem de bizim yaptığımız gibi bu yarışları seyredebiliyorlar. Dolayısıyla 117 senedir yapılmakta olan bir yarış. 1950'lerde ve 60'larda tabii markaların çok çok dikkatini çekiyor. Çünkü o dönemde bu yarışı kazanan markalar, Man Adası motosiklet yarışını kazanan markalar dünyanın en iyi motosikletleri kabul ediliyor. Hatta Honda'nın biz konuyduk. Man Adası yarışlarında gittiğimizde tabii bu hikayesini de dinledik. Mesela Honda'nın kurucusu Ichiro Honda Man Adası yarışlarına gerçekten de çok önem veren bir insan. Zaten kaldığı oteli bile gördük orada ve 1960-50'li yıllarda gidip gelmeye başlıyor. Honda motosikletler burada start almaya başlıyor. 1961 yılında da Mike Hazelwood'la Isle of Man, yani Man Adası yarışlarını kazanıyorlar. Honda'nın daha sonra baktığımızda 300'e yakın birinciliği olduğunu görüyoruz bu tarihçe içerisinde. Yani Man Adası'nı en çok kazanan motosiklet markası diyebiliriz.
6 tane kategori var. Bunlardan en güçlüsü Superbike kategorisi ve teknik kurallı olarak baktığımızda da eksantrik milleri ve buna benzer motosikletteki hem devre hem performansı etkileyen parçaları daha serbestçe, World Superbike'dan daha serbestçe değiştirebiliyorsunuz ve 260 beygirlere çıkabiliyorsunuz. Bu Superbike kategorisi en üst düzeydeki kategori. Bu 6 tur atıyor. Bu biraz önce söylediğimiz 61 kilometrelik parkurda 6 tur atıyor. Daha sonra Süper Spor kategorisi var. Yine bazı değişikliklere müsaade edilen bir kategori. Onlar 600 santimetre küplük motosikletlerde oluşuyor. O da çok değerli bir yarış. Onlar 4 tur atıyorlar. 61 kilometrelik parkurda 4 tur atıyorlar. Daha sonra Süper Stock kategorisi olduğunu söylemem lazım. Süper Stock çok az modifikasyona müsaade edilen ve satılmakta olan performans motosikletlerinin yarışı. Onlar da 3 tur atıyorlar. Sadece orada gördüğümüz bir kategori var. O da çift silindirli motosikletlerin yarıştığı Süper Twin kategorisi. Onlar da adada 3 tur atarak yarış yapıyorlar. 5. ve 6. kategoriler ise çok ilginç. Çünkü sepetli motosikletlerle yapılıyor. İki kategoride sepetli motosiklet yarışları var ve onları seyretmek, yani bir kere anlatamam size, çok çok süratli motosikletler. Ayrıca iki kişiler ve dengeyi sağlamaya çalışan sepetteki arkadaşımız gerçekten de kullanandan daha cesaretli diyebilirim. Mesela dönüşlerde, virajlarda aksi istikamette asfaltın üstünde dönüyor diyebiliriz. Gerçekten de seyretmesi çok çok keyifli. Onun için zaten Manadası yarışları bütün dünyada çok seviliyor ve takip ediliyor. Isle of Man TT yarışında çok önemli bir yerdeyiz. Dağ etabı, meşhur dağ etabı, 100 yılı aşkındır yapılmakta olan bir etap ve yanımızda çok değerli bir dostumuz var. Kendisi de birkaç kez bu yarışı kazanmış. Chris Parma ile beraberiz. Chris. Chris, bize TT yarışlarına motosikletlerin nasıl hazırlandığını, neler göz önüne alınarak motosikletin bu yarışa hazırlandığını bir anlatabilir misin? Her şeyden önce TT yarışlarına motosikletleri hazırlamak çok zor bir işlem. Zemini iyi olan çok hızlı virajlar var. Bazı bölümlerde ise zemin düz değil. Yani iniş çıkışlar var, hatta sıçramalar var. Motosikletlerin özellikle süspansiyonlarını ayarlamak çok kompleks bir iş. Bu aynı zamanda pilotların özelliklerine de bağlı. Tabii bu hazırlık aşamasını çok karmaşık bir hale getiriyor. Yarışçıları zorlayan bir konuda motosikletler çok güçlü. Superbike'a baktığınızda 200 beygirin çok üzerinde olduğunu görüyoruz. 300 kilometre saati geçtiğini görüyoruz motosikletlerin yarış sırasında. Ortalama hızı 180 kilometrenin üzerinde olan bir yarışta motosikletleri hazırlamak da çok önemli bir iş. Bu yarışta birçok kategori var Manadası yarışlarında. Bunlardan nelere müsaade edilip edilmediği konusunda da bir soru sormak istiyorum. Esasında oldukça serbest bunlar. Frenleri, amortisörleri, egzozu, motoru tamamen değiştirebiliyorsunuz. Süper Stock daha rahat çünkü standarta çok yakın bir motosiklet. Ama Superbike'a baktığınızda mesela bu yıl kam milleri de değişebiliyor. Bu motor değişiklikleriyle, motorun içerisindeki parçaların değişiklikleriyle beraber size bir örnek vereyim. BMW motosikletin 260 beygire kadar yükseldiğini söylememiz lazım. Bu da gerçekten de çok önemli bir seviye. Süper Stock kategorisinde de mümkün olduğu kadar standarta yakın olduğunu söyledik ama yarışla ilgili değişiklikler var. Mesela bunlardan bir tanesi de tekerleklerin hızlı sökülüp takılmasını sağlayan mekanizmalar.